Burada bir fotoğraf görüyorum. Ali. Güney. Güney değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. Evet. Rahmetli olmamış mıydı yakın evet, zamanda? Evet, rahmetli oldu. Kendisi Ağustos ayında 2022 yılında rahmetli oldu. Baba mı yoksa? Babam oluyor kendisi. Ay canım benim. Evet. Ay hiç söylemedin sen bunu bize. İzleyicilerimize izinle paylaşacağım. Tabii ki de. Yeşilçam oyuncusu. Ben biraz ilgili olduğum için hemen ismini hatırladım. Hatta bak dış ses uzattı. Bu fotoğrafı Aslı Hanım düğün hediyesi olarak Ordu'dan Ümran arkadaşım yaptırdı. Çünkü benim hep hayalimdi. Babamla fotoğrafım olsun istedim ve o da nişan fotoğrafımızı böyle baban diye. Yok muydu evlendiğinde? Yoktu. Yani vefat etmişti. Aynı zamanda eşimin babası da vefat etti. Ne diyorsun? Evet ondan dolayı arkadaşım. Ne kadar oldu babalarınızı kaybedeli? Benim eşim 2019 yılında babasını kaybetti. Ben de 2022 yılında babamı kaybettim. Yani sen babanı kaybettikten ne kadar süre sonra evlendin? Ben babamı kaybettikten 3-4 ay sonra hatta evet biraz daha fazla olabilir. Evlendim. Çünkü evlenmek durumunda kaldım aslında. Sağ olsunlar çevre etmenler. Allah Allah. Sen kiminle yaşıyordun peki? Ben ailemle yaşıyordum. Tamam. Annem, kardeşlerim. Burada İstanbul'da. Evet İstanbul'da Taksim'de yaşıyorduk. Fakat babam vefat ettikten sonra evet canım. Hem sinema camiası olsun hem de babamın akrabaları olsun. Ben eşimle sevgiliydim o sıra. Bizim hakkımızda bir sürü dedikodu çıkarttılar. Allah Allah. Sözde eşim beni istemiyormuş, beni oyalıyormuş gibi gibi. Kim çıkarıyor bunları? Bunu babamın tarafı, yakın tarafı. Ha, babanın akrabaları. Hem akrabaları hem de maalesef ki Yeşilçam'daki arkadaşları. Allah Allah. Kimine ilgilendirirsen flört, herkes flört ediyor. Hep ben babam varken de bu böyleydi. Hep biz bir çekememezlik durumu vardı. Hep bizim okuduğumuz okullar sorgulanırdı. Yaptığımız şeyler, gezdiğimiz şeyler hep bunlar hep sorgulanırdı. Eşim de zaten böyle neden? Olunca da. Neden yani neden? Eşim de böyle olunca da dedi ki onlar mı dedi bunu düşünüyor. Ben sana ne kadar ciddi olduğumu göstereceğim herkese dedi. Ve annemin rızasını aldı. Dedi ki sonra evlendi. Olursa evet. Turu gelinler gelince de konuşuruz inşallah bu tabii konuyu ki. Yeniden. Zaten eşine nasıl tanıştığınızı da soracağım. Bunlara detaylı devam ederiz.